Hepsinin sunduğu acayip şovun ikinci kısmında biraz 11'ler e, yapalım. Hadi, oyunlar oynayalım. O en sevdiğim. En bir, sevdiğim. Herkes yapmıştır değil mi böyle lise yıllarında falan? Tabii kesin yapmış. Böyle yani. kitapların en arkasında bir tane boşluk sayfa oluyordu. Yani normalde basılı basılı. En arka bir tane beyaz sayfa. Oraya yardırıyordum ben de. <laughs> Kanına vardı nesna. <laughs> o zaman başlıyorum. Türkiye'de oynamış yabancılardan en iyi 11'in. Sevdiğim mi yoksa hangisini yapalım? Karışık yapalım. Hani <laughs> tepki göstermeyin diyor arkadaşlar. Işte karışık. Yani. Laf <laughs> etmeyin abi. Şey, karışık var mı? Var. Yükle. Yükle. <laughs> Yükle. Karışık yapalım. Karışık. Mustafa Demirtaş'ın Türkiye'de oynamış yabancı oyuncular 11'i. Kaleye Mustafa'yı alalım ya. Muslera'yı alalım. Ya yani şampiyon yapan kaleci. Muslera'yı aldık. Stopere Pepe'yi yazdım. Hı hı. Pepe Pepe'yi yazdım. Adımın Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izledim. Beşiktaş'la oynuyordu Şampiyonlar Ligi. Gibi... Adam Real Madrid yani yürüyen Real Madrid. Böyle bir şey yok. Ben yerde gördüğüm O yaşına rağmen ki hala burada gerçi o yaşına diyorum 41 yaşında turnuvaya gidiyor. Portekiz Milli Takımı'na gidecek turnuvaya ve bank oynuyor bu arada. Yani daha da ge gençmiş o zaman yani yaşına rağmen diyorum da genç Pepe gençken abi çok iyiydi ya. Kimse geçemiyor yanında. Nasıl geldi anlamamıştım gerçekten. Müthişti gerçekten. Pepe. Pepe yazdık. Yanına Lugano yazılır. Biraz en iyiye doğru gidiyoruz galiba. Çünkü arkamda teslim etmek lazım. Lugano bence tam stoper... Stoper tanımı yazıyorsun. Görsel olarak da Lugano'yu koyarsın böyle. Santafran'ın üstünde hep böyle pozları var ya. Hep daha yukarı çıkıyor falan. Adamyan. Adamyan. Aynen öyle. Lugano'yu yazdık. Roberto Carlos. Yani o tarihin en iyi 11'lerini yazacak Bütün 11 adam. Herhalde o tek değil mi? Yani tarihin 11'ini en iyi 11'ine yazılacak ve Türkiye gelmiş tek Roberto Carlos mu? Evet. Yani gelse kafu da olurdu maksimum. Evet. Zaten bir tek o ikisi bence çok. Nesta Kanlamar falan gelirse gelmiş olsaydı. Evet. Yani gelmiş geçmiş ama, ama en iyi 11'lerde Carlos kadar tartışılmaz birisi yok bence. Doğru diyorsun. bak, iyi yer, iyi yer, iyi, yerden geldin. Değil mi? Me Messi hepsini... de. Messi de tart. Neste Gerçi Car Messi bence Maradona daha iyi diyen çok var. Olur. Okuyacak. Aynen. Ronaldo'cu çıkar adam mesela. Doğru. Doğru. Kar Carlos en bankosu. Tabii. Stoper'de zaten 1 milyon tane. Kapıda artık. banko ya. Ha şey mi? Dani Alves. Diyen olabilir. En banko Carlos. Doğru diyorsun. Evet. Carlos'un şeyi yok. Onu da yazdık. Sabek. Sabek. Az Sabek gelmiş ya. Değil mi? Böyle parlak Sabek. Belki adamı sizin Aa, Sisinyo çok beğeniyor. Ebu da var. Sisinyo yazalım ya. Real Madrid abi. Ve çok da... Çok da iyi performansı vardı burada. Sisinyo'nun değil mi? Ben Sisinyo'yu yazayım. Yaz, Severdim de ya. Nereye geldik? Saşa Boy var. Aa Vay evet. Yeni, hep böyle olunca yenileri unutuyorsun. Anlatıyor, değil mi? Yenileri unutuyorsun. Ama kariyer olarak falan yine Sisinyo'yu yazalım. Sisiño. Yakışıyor. Tamam. İki tane Real Madrid. E ee, ne yaptık? 4, 4 2, 2, 3, 1, 2, 3 1 mi yapacaksın? Bakacağız. <laughs> Sağın kimler vardı? Ben buraya K Korezma yazayım. Ricardo hmm. Korezma yazayım sağ Yani çünkü Kore özellikle geldiği yaş çok acayipti. Yani 20 27 26 yaşında gelmişti Beşiktaş'a. E. O yaş için Korezma'nın Türkiye'ye gelmesi bence büyük işti. Eee Korezma yazdık. İzlemesi en keyifli Türkiye'de en keyifli oyunculardan biridir ya. Yani. Evet. Hatta yine yaşını yani yaşı oranla en sürpriz transfer en yani acayip transfer Nikola Sanelka. Onda ikinci forvet olarak yazalım. 4-4-2'ye doğru gidiyoruz galiba. Tamam. Santrafor kim? En iyi Santrafor. Drogba, Jardel, Ceko, Icardi. Drogba'dır ya. Eto. Drogba'dır. Yani hem hala iyiydi buraya geldiğinde. Hem de global etki. Drogba herhalde en büyük. Santafor olarak. Van Persie'de tabii ki çok büyük etkisi vardı. O evet. Drogba'nın şampiyon ligleri vesaire yani çok büyük etki etmiş o dönemde. Ve Drogba Still Santafor diye bir şey vardı akılda. Yani Drogba gibi Santafor alacaksın diye. Bunu her yerde, Peru'da da böyle konuşuluyordu mesela. Drogba gibi bir tane adam bulmak lazım. O yüzden Drogba ne güzel ikili oldu. Ee, sol açık, Kesin bir acayip saçma birini unutacağız bu arada. Ama eğlence programı yani yapacak bir şey yok. Tabii. Sol açık. Sol açık kim vardı? Dur düşünüyorum. Nani, Tadic, Kivil, Snyder'i koysan kimse bir şey demez. Zaten öyle oynuyordu şeyde. Evet. Avrupa'da daha çok öyle oynuyordu. kim Hacı'yı sola koymuştu? İbrahim Büyükak sola koydu Hacı'yı. Hmm, mantıklı. Alex'i de koymak için. Öyle yapalım o zaman. En iyi seçiyorsak. Ne Çünkü diyelim? Bir noktada bu iş bu konkaya girmeyeyim. Hacı Alex. Hayır. Hacı soldu Alex. 4-1-3-2 mi oldu o zaman? Bir tane de, bir tane de ortaya her geleceğiz. şeyi kapatan 6 numara lazım şimdi. Evet. Mesela Melo mu bu? Melo, Apia, Aurelio, Torreira, Fred. Atiba. Ernst. Vay be güzel adaylar varmış ha. Junti. Güzel adaylar varmış. Ee... Musrati. <laughs> Al bu <saati. gülüyor> henüz <Herkes> göremedik ama. <gülüyor> <gülüyor> Seneye daha iyi bir olur bu arada da herhalde ya. Bence bu arada e, Fred yazılır ya. Fred acayip acayip performans var yani. Değil mi? Yani bu kadar her şey yapan, her şeyi bir arada yapan orta saha kolay kolay gelmez. Yani desen desem var, topsuz koşu desem var, şut var, Ceza şey. Her şeyi var. Yani böyle bir futbol takımı olmaz bu arada. Hani Hacı, Alex, Korezma arkasında Fred sen bu yetişirsin her şey falan da futbol takımı olmaz da. Fred'i koydum. Ama yazalım aynen. 4-1-3-2. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de oynamış yabancı oyuncular 11'i böyleydi Mustafa Demirtaş'ın. Peki Süper Lig'den bir gurme 11 yapalım. o gurme 11 şöyle oluyor. Yani 3 büyüklerde oynamayacak. Bir tane kaptan var bende. Maxim Romaşenko. kaptan. PLC. <laughs> Çok severdim ya. Tabi CM0102 Antep'inin. Acayip severdim. Bu arada inanılmaz sıkıyordu yani böyle 40 metreden 45 metreden. İzlemesi de keyifliydi yani. Kaptan direkt Maxim Romaşenko. 9 e, o zaman Cenk İşler mi? Cenk İşler olur. Makukulası var bunun. Dur bir Efendime dur. söyleyeyim. Serkan Aykut geldi. Cenk İşler de olur vallahi. Evet kabul de. Ben Forfortu'da e, galiba bir içerik yapmıştım. Üç büyüklerin belalı salondalı golcüleri diye. İşte Cafer Aksu'lar falan bir sürü böyle adaylar var. Onun, onun üstüne atmışlar. Abi galiba e, Cenk İşler 50 golü falan vardı. Büyüklere karşı. çok iyiydi O yüzden kralı yazalım Cenk bence. Cenk, mi? Cenk İşler. Cenk ile Romaşenko'yu çift gibi mi yaptın? İşte Cenk arkasında Romaşenko var şimdilik. He, tamam Duruma göre bakacağız. Lazorov. Lazorov, Lazorov, Lazorov. Lazorov vardı ya bir şey. Kim, hangi, kim anlatıyordu ya böyle? Cenk, Lazorov, Romoshenko oldu. Kontra atakta Lazorov, <laughs> <Lazarov>, Lazorov, Lazorov. <laughs> Büyük belaydı ya o da. <laughs> Büyükleri. Direkt Lazorov'u yazdık. Peki Trabzonspor'dan alabiliyor muyuz? Hayır. Şampiyon takımdan almayacaksın ha, abi. Tamam. Romoshenko oynadı gerçi ama onunla bir güzel Öyle yaparsınız. Mi? Ona güzellik yapılır evet. Ona bir güzellik yapılır. Yani çok Trabzonspor efsanesi demezsin yani. Demezsin. Ama oynadı diye hatırlıyorum Trabzon'da biraz. Oynadı. E, Lazaro Çıkartayım mı yani... istiyorsan? Niye ya? Lazor Kapt kaptan var. ya. <laughs> Cenk İşler, bir tane sağa çık böyle yardır yardır. Çok kısa oynadı ama kim yazacak biliyor musun? Babangida. Aaa. Babangida. 4 tane atmıştı 5 yaşa hatırlıyor musun o zaman gençler bile? Babangida evet ya. Babangida yardır yardır gitmişti. Babangida abi daha... Dünya oynamıştı adam 98'de. Uruşlutu koyacaksın diğer tarafa da dedi tahmin Yok, ediyorum. Yok baba, baban Gida. <laughs> Ama bu da çok babangida kötü gibi abi. oluyor ya. İsmi çok de güzel. Çok iyi gibi oluyor hakikaten. İsmi de güzel. Tamam. Kayseri Spor'dan alacak mısın? Ben şey alacağım buraya. Duru alacağım. Claudian Duru. Al sana gurme. 6 numaralı Duru. Hadi bakayım. Hakikaten Var mı itirazın? Çok gurme oldu ya. Var mı itirazın? Niye 35 tane 40 tane yapıştırıyordun? Niye? Oraya bir amusulaş fili. Kim o ya? Kayseri Spor. <laughs> Ben durabilirim abi. Ben ben bilmem. Duru. Ben dururum. duru o koy derler. Kan gele kan gele. Öyle rahat bir program bu. <laughs> Öyle rahat niye başlamışsınız biz ya? Eee koyuyorsun. Nereye koyduk evet, şimdi? O merkeze. Her <laughs> yerde oynar. Ne bir şur bir bu şur. Duru kardeşim dur o. Merkez. Tekili i̇şte merkezem biri. Tamam. <laughs> Sola birini koyduk mu burada? Koyduk, biraz zor koyduk ya. He, şey, çek. Ben tam onu ileri koydum zannetmiştim. Duran yanında bir tane daha adam bulalım. Kim ee, söyledi Eskişehirli neydi bizim? Bilmiyorum. Siyahi yok be abicim. Laval, laval. Lava. Ha? Yok, kesmedik seni. Bursa Sporlu Alfred. Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques diyor. Uğur Karakolcu gelmiş. Uğur Karakolcu geldi. Ee, yok ya. Ama böyle grube havası var. Duro gibi adam lazım. Gerçi onu tutmadın sana ama. Tutmadım Duro'yu da ama Duru'dan olsun. Duro'yu Duro hatırlamıyor musun Uğur? Hatırlıyorum. Mis gibi topçu ama değil miydi? Ben de hatırlıyorum ki sorumluysa. Zım zım buruyordu. Hatırlıyorum dedi ve beni ezmiş mi oldunuz yani? <laughs> evet. Ben de hatırlıyorum. Hatırlamakta sorun Sence yakıştı mı Duro'ya moderatörlüğü <laughs> <laughs> adam grubu 11 istiyor. Duro'ya kem kim yapıyor? Duro harbiden gurube seçimi oldu bu arada. Tebrik ediyorum. Yani normalde burada hafızamı araştırsaydınız Sormadan <laughs> Duro diye biri çıkmazdı. Ya işte... mesela Saido Efendi Galatasaray aldı. Antep'te çok iyiydi. Ama hep böyle büyükler bir alıyor ya. Şimdi düşündüm aklıma gelen oyuncuları. Ee, neyse şeye geçelim. Arkaya geçelim. Tamam. Kalciler kim var mesela aday? Alun Buker. Patrick, Biraz... var. Gençler Birliği'li. itfaiyeci oldu sonra. Çok iyi kaleciydi ama. <laughs> Ivankov. O İvankov. 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 Şampiyon olmayacak abi. Şampiyon olmuş. Şampiyon olmuş bak. Aa. Şampiyon olmayacak abi. Hasak hiç çok iyi. Ya yok ya. Ha geldi. Şey vardı 90'larda. Bulgar. Neydi çat çat. Keldi ya. Çat çat çat. Kel bir büyük maçta iyi oynuyordu. Evet. Neydi o adamın adı? Bulgar. Çat çat çat. Çat çat kafa. Neydi abi onun adı? çok fazla İ... ipucu oldu bunlar. İstanbul Spor'da falan da oynadı sanki böyle. Zdravkov. Evet. Onun onu da ben buldum be. He olsun. Zdravkov yazıyorum. Zdravkov yaz. Tamam. Şey Ahmet Hasan'ın kankası kimdi? Stoper onu yaz. El... Elyasa değil. Elyasa değil. Elsaka. Saka. El Saka'yı yaz. Aynen. Bayağı iyi stoperdir bu çok arada. Iyiydi. Çok iyiydi. Çok, iyi stoperdi. Ee... El saka çok mantıklı. Yani öyle orta saha bulamadık ya. Orta saha Laval'ı beğenmedin abi. Ya bir gurme tane değil diye geldi. Bir sana. tane de aklıma geliyor da çok çirkefti ya. Kim? Thomas vardı gençler bir de hatırlıyor musun? Kaval kemiğine Aa, çalışıyordu. Ama evet. ikoniktir yani. şeyi de ama topçudur. Evet. Thomas işte Numa ile evet. Jeremy mi diyor? Jeremy de çok şey ya. çok gurme değil. Evet yani. Şimdi o oturmuş, Almanya'ya gitmiş Ceri mi. Almanya'ya gitmiş topçuda gurme diye yazmayalım yani doğru. Ee, şey Mesela yok. bir Thomas diyelim oraya. bu Sivas... Aa şey şey dur. Efsane Sivas'tan yok. kimse olmadı. Frikikçi, Frikikçi. Yılmaz. Oo, Yılmaz. Ankara güçlü Yılmaz. Duro-Yılmaz Duro -Yılmaz ikilisi. Önlerinde Romaşenko. Gayet güzel. Ee, tamam. Stoper Çiçünge stop burayı da yazalım. Çok mu kolaycı olur? Evet ya bir tane sabit bul <laughs> <laughs> o kadar da değil. Evet mi? be kardeşim ya. Ne bileyim Murat Alaçayır falan öyle gir bir yerlere be. Murat Efsane dongu. Siyah Spor'dan yazmadın. Kim o mesela? Ne bileyim böyle Kamanan falan. Dur ya dur biri aklıma geldi. Aslında bek çok ya Anadolu'da. Aa tamam. Gençler Birliği Filip miydi o? Filip değil miydi? Onu Sol. Solu yaz. Penaltıcı. Değil mi? Filip. de kupada Filip in... diye yazılması da evet Filip değil Tamam abi, şimdi bir, iki, üç, bir. Sabek o zaman bir değil. stoper, bir sabek lazım. Abi çok iyi sabekler vardı ya. Hep böyle olan büyükler, bir tane şöyle adam bulamıyor. aşağı yazın bu arada gurme önerilerinizi. Mesela Alanya Sabek'i beğeniyordum ben. Hani yakınlandı bir tane isim olsun. Kim? Uğur neydi Portekizli? Hep de soruyoruz. soruyoruz. <laughs> şey var, haritası var, <laughs> robot resmi varken ismi <laughs> yok. Vardı ya oyunda da alıyorduk yani. Alanya'nın sabeki vardı ya. Miguel falan diye isim geliyor. Gibi bir, şey. <laughs> bir çok random İki tane random isim çıkıyor <laughs> Miguel Miguel Pereira Miguel Pereira Bak ismi böyle olabilir mi arada. <gülüyor> <gülüyor> tam şey Femini çıkarttığı Regen gibi tamam, Miguel <laughs> ya, ya burada Pereira Regis tam gerçekten Sabek Sabek var ya Niyazi de Beşiktaş'a geldi Sisinho onun şey Gur, al. Gurme gibi ya. gelmedi ya. Real Madrid zaten. Daha gurme. Hiç bur sadece burada oldu. Hmm. Anadolu Anadolu'da oynamış, iz bırakmış. Stoper şey yaz Stoper Kubiç. Diğer stoper Diego olsun abi. Skubic Teknik stoper. Diego. Teknik stoper. Skubic. Yani Aynen Skubic, skubic akışır ya. Skubic akışır. Skubic'i skubic. de sağ koyduk. Kalede Zdravkov. Sağda Skubic. Gurme skubic oldu, oldu. Filip. Gurme oldu. Gurme, gurme oldu. Gum. <laughs> Guran <laughs> satmıyorum. Kurban <laughs> oldum. <laughs> <He? gülüyor> Diego Elsaka stoperler. Duro ve Yılmaz orta saha. Sağda Babangida solda Lazaro. Romoşenko'nun önünde Cenk işler. Amis gibi takım ya. Amis gibi takım oldu. Tam bu şey değil mi? İstanbulspor, Yatırım almış bir İstanbul Spor Futbol <laughs> <Spor hayatlarını> bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle büyük bir takım oldu gerçekten. Bunu hala kullanıyorum arkadaşlar arasında. Değil mi? Fantezi futbol oyununda kötü sonuç alınca da bu kem satıyorum. <laughs> <laughs> Satmayacağım. Altı dörtlü titriyor ya. Peki bir, bir tane araya başka bir oyun koyayım. En iyi futbolcuyu yaratma muhabbeti var ya. He. Tüm zamanlar dahil öyle bir futbolcu yaratalım. Kaç parametre varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parametre soracağım sana. Kusursuz futbolcu yaratacağız. Hadi bakalım. İlk parametre kafacılık. O. Valla kafa deyince aklıma işte Forfortu dergisi zamanlarını da hatırlıyorum. Orada da çok röportajlarda adı geçiyordu. Ee, Zamorano abi bence. Aha. Şut gibi kafa atıyordu gerçekten. Ve hatta Pellegrini'nin röportajından hatırlıyorum. Ben hala oynarım diye düşünüyordum. Stoperken hala oynarım ama 19 yaşında bir tane çocuk çıktı. Bir tane o topu vermedi bana. Üstünden çıktı çıktı vurdu. Zamorano'dan bahsediyor. Güzel. E, hakikaten bak izleyenler gollerini izlesin. Şut gibi zırt diye vuruyor abi alt köşeye kafayla. Acayip bir adam. Sol ayak. Messi. Net. Sağ ayak. Şimdi Beckham da diyesin var ama. Dönüz. Hayır şöyle ben komple düşünüyorum. Hem uzaktan dağıtsın. Frikik dağıtsın ama bitirici de olsun. Hmm. Beckham gerçi bunu yapıyor mu bilmiyoruz. Hani bitiricilik başka bir şey ya. Gelmedi oraya. Oraya gelmedi ama bunların hepsini birden yapabilen bir sağ ayak biliyorum ben. Böyle <laughs> birinde bir tane var. <laughs> Ben de pazarlamacı Şu anı fark ettim. Beckham vermeyeyim abi ben. Bak, düşün. Beckham sana gelmez abi. Beckham vermeyeyim abi. <laughs> Bak, Beckham'ı ben de düşündüm ama sana <laughs> sana yakıştıramadım. Del Piero diyorum abi ben. Tiril tiril. Del Piero. Ha? Yakışıklısını da buldum. Kendi oynatmadığımız oyuncuyu vermiyoruz abi. <laughs> <laughs> Del Piero vereyim babama. Bak Del Piero her türlü frikikten atıyor. Uzaktan atıyor. Presa atıyor. Ayak üstüne atıyor. Topuklu atıyor. Tam Del bence sahip. Gayet güzel. Hız. O Cyborg de diyormuşum. Alfonso <laughs> <laughs> Davis herhalde. Tamam mantıklı. Daha uçak var mı ondan başka? Sean Wright Phillips falan. <laughs> teknik. Abi teknik de Maradona olur. He. Tabii. Evet. Tamam ben de aynı fikirdeyiz gibi. Aa ölü, Neymar. Ölümü var. dünyadaki gibi oldu. Benim de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Gerçi evet, Neymar. Abi. Teknik deyince Neymar. Ben Zidane Zidane. dersin gibi gelmişti. Xavi Iniesta. Kimin De birine. Abi sadece tekniği, top tekniği alacaksak. Evet. Bence Neymar ya. Yapıştırdım. Sadece tek tekniği alıyorum ama ona göre falan. <laughs> fizik. O fizik, makina. Kim var mesela makina? Aa tabii. Doğru ya. <laughs> Cristiano evet. Bence hakikaten bu arada tam Cristiano'nun en en önemli özelliği dersen fiziktir yani. Fizik tamam. hatta Prime Ronaldo. Şey United'daki son yılı falan. Tabii ya orada inanılmaz. Korkunç. Bitiricilik. Ben Messi burayı mı alsaydık ya? Sol ayağını aldın onu. Onu Maradona yapsak, bunu Messi yapsak. Bitiriciyi. Öyle mi diyorsun? Messi acayip bitirici bence. Var ama bitirici ya. Normal Ronaldo koy. Bu başka özellik yok. Aa, normal Ronaldo'yu bir yere koymam lazım. Evet. Evet. Tekniğe... Neymar'a at. Neymar'ı niye atıyorsun? Bitiriciliğe koy. Neymar'a at. Atma at, abi. At Neymar'ı. Tekniğe... Tam <laughs> bitiriciye Ronaldo'yu koyalım. Değil mi? Hı. Buna da e sen, Ronaldo yazalım. j 9 koyduk. Pas. Yalnız bak Messi her yerde akla geliyor görüyor musun? İnanılmaz bir adam. Ben kaçırdığını hatırlamıyorum mesela öyle kutunun içerisinde Messi top önüne düştü. Geçmiş olsun. Gerçekten öyle ya. Yazıklar olsun ya. Bir yerde de kaçır be Bazen, bazen mesela e, mesela Messi her özelliğiyle en iyi gibi anılıyor ya. Bazı özellikleri çok daha arka planda gibi kalıyor geliyor bana. Mesela Arapas konusunda da en iyisi Messi'ydi prime zamanında. Böyle kısa metrajlı acayip paslar atardı. David Villar'la beraber oynadığı zamanlarda. 2 metre adam Arapas topu bırakabiliyordu. Abi o Messi ile Ronaldo gittikten sonra yokluklarını anladık, değerlerini anladık zaten. Hmm. O zaman ya abi Messi bu sene bir şey yapmadı ki 50 gol 22 asist yapmış. Tabii. Buna mı veriyorlar balon doğru itirazları Mesela Cristiano Ronaldo da hep deriz ya farklı stiller aslında. Hani çok büyük rekabet içindeler ama stilleri çok farklı. Ronaldo gibisi de o kadar fizik gücü ...le birlikte o kadar teknik bir arada o da çok zor bir paket. öyle. Pas, pas vermek anlamında tamam. yani ben hani bir yeri. <laughs> <gibi gülüyor> Bu arada Zidane'ı başka koyacağım bir yer var mı? Pas, oyun görüşü, savunma çalışkanlık tamam, varmış. kaldı. Varmış, oyun görüşü Zidane. Yazdım o zaman, oyun görüşü Zidane. Ee, pas da Xavi. şöyle geldi. Savunma, Xavi şey o da olur da. Olur. O da olur. Savunma, kanla var o. Öyle mi diyorsun? Abi... bir 78 boyla elif. Balon aldı savunmacılığıyla yani. Doğru. Mantıklı. Ya Cannavaro şey hatırlıyor musun? Parma Fenerbahçe maçında. İnanılmaz ya bir adam ya. ya direkt şöyleydi baş boyunca baş, Bir kere böyle. Orta var o. Orta var o. Böyle 30 sene falan hava topu aldılar herhalde o maçta. Ve daha gençti o zaman. Şeydi Avrupa Şampiyonası İtalya Türkiye. Hep o oynuyor abi. Şey e, yarı final miydi? Dünya kupalarında zaman 2006'da Almanya'ya geliyor ya İtalya. Orada bir aksiyonu var. Ya. Kesiyor, kesiyor ki en son alıp atağı kaldırıyor der Piero gol atıyordu galiba. Savunmaya kan vardı. Son şey çalışkanlık. Makalele. Ha ben de Kant edecektim. Ne olur olur biraz şey olsun. Makalele. olsun Gayet güzel. Mustafa Demirtaş'ın en iyi futbolcusu böyle oldu. Kulüp futbolcusu. Yani her şey yüz 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 yani değil mi? İnanılmaz bu. Zamorano, <laughs> Messi, Del Piero, Davis, Neymar. O çok iyi ya. Gerçekten. Arada böyle gurme şeyler de var. Seçimler de var. <laughs> makaleli. Bir, bir makaleli sıkıştırmış. bir makaleli. Bilmiyorum ha. ya böyle o dönemlerde futbolu izleyenlere, yaşayan etenlere hemen makaleli aklında canlar Yani şey denince, çalışkanlık denince. Tabii öyleydi. O Real Madrid'in arkasında işte ön taraf şey 100 milyon euro, 150 milyon euro yakışıklıları getirelim filan. Arkada makalede koşuyor zaten. Öyle bir takım bu. <laughs> Peki bir de güncel dünya futbolundan 11 ile bu bölümü noktalayalım sonra scouting'e geçeceğiz. Tamam. Burayı da en iyi mi yoksa biraz sevdiğimizle de Gerçi demin de öyle dedik. Evet kardeşim şey, yapıyorsun oynadım. zaten. De, bu da sporu oynadım. belli ki. <laughs> Dayanamıyorsun en iyileri alıyorsun. <laughs> şu anda dünyanın en iyi 11'i. Kaleci. Bence bu kaleci konusu çok tartışmalı şu anda. Şu anda net bu açık ara diye bir kaleci yok. Evet bence şu anda. yok. Ve hatta ben kaleci de çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani uf kaleciye bak filan. O yüzden Sakarya'dan yüzden. Korhan Ben <laughs> gibi de gitmeyelim. <laughs> Öyle de çok seviyoruz buradan Korhan Ama mesela bak dikkat edersen ikonik oyuncular denince çok kaleci aklıma gelmez. Yani tutan tarafında değil, bantan tarafında daha seviyorum. <laughs> 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 Valla e, güncel bir sürü kaleci var gerçekten ya. Alisson, Ederson, Neuer, Kur Kurtağı zaten yok evde. Kurtağı abi bir ara Sakatlandı uçuyordu. Hı -hı. Ee, herhalde yine Ali sonuna daha yakın again. yakın klasmanlar zaten. Ee, Ali son alayım ben. Yani bu biraz keyifli. Ali son veriyorum abime. Verdim. Bir de onun da bir ikonik oyuncu topu, tipi var. Var. Ben biraz şey, Fiorentina Perez gibi takım kuruyorum şu anda. Aynen. Biraz... Torma sattıracak kaleci aldım. <laughs> Sattırırım Ali <Alisson. gülüyor> Sabi hala Trent mi? Yok ya. Walker mı? O olabilir. Ee, Walker olabilir. Yani Trent evde yok ki. Bir, bir Sakatlandı. Ay, bir bir, 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 ay var. Üç ay yok filan. Hatta Liverpool'da bir şey tartışması var. Orta ee, İngiltere'de orta sahalar arasında yazılmış mesela. Kendi resmi açıklamasında. Çok mantıklı bu arada. Orta sahalar arasında Trent açıklamış. Acayip orada. mantıklı ya değil mi? Walker olabilir ya. Walker çok çok çılgın ya. Geçit vermiyor. Bir de hücuma desteği Bence gayet iyi. Bu sezon çok kritik asistleri var. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, maalesef yani eskiden çok daha fazla bu Nesliga Serie izleyebiliyordum ama işte bizim yayın temposu işte Süper Lig maçlarınızda vesaire derken Premier çok ağırlıklı oldu benim. Evet, Frimpong falan soracaklar mesela. Evet, çok ağırlıkta Premier o yüzden bu da Premier League arkada çıkabilir. Premier League'in yoğun bir yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok o kadar yapmayalım da. Bir koyarsın çünkü ya. Koyarım koyarım. Mesela Theo'yu koyarım ben sol beki. Koydun mu? Koydum. Theo geldi. Ee, Stopper. stoper. Ya Van Dijk Van ya. Van Dijk Van Van Dijk, i̇ki bu sezonda bence Prime'a yine yakın oynadı. Ee, yanına kim koyacağız? Diaz'ı mı koyacağız? Diaz olabilir. Ake iyi bir sezon geçirdik. diyor sol bek performansıyla iyi bir son dönem performansı. Ee, upa Upamecano'su efendime söyleyeyim Real Madrid'de öyle çok acayip öne çıkmadı bence. Evet. Zaten Rudiger, Schomeine falan olur. Rudiger olabilir. Rudiger olabilir gerçekten. Bir tane hızlı, hızlı olsun ya bir tane Rudiger'e yazalım. Rudiger mi? Yani Van Dijk'ı daha doğru tamamlar gibi geldi. Azman oldular ya ben onları karşı oynamak istemem. Çok iyi olmadı mı? Van Dijk, Rudiger. Evet. <laughs> Çok ideal oldu. Skandal. A, Kevin de bir ürünümü alayım ben bir yere. KDB. Ön tarafa yazalım. Yani 4-3-3, 2 tane serbest 8 yapalım. Tamam. Kevin de bir ürün gelse... Rodri'yi yazacaksın o zaman. Rodri 6 numara, o banko. O kesin, o premierlikten alakası yok. Şu en iyi 6 numara. Tamam. o en iyi 6 numara. <laughs> <laughs> numara. Rodri KDB bir tane de 8 daha lazım oraya. Ona bir gelirsin ben. Bellingham. Bellingham tabii ya. Yazdım. Tamam serbest 8'in tanımı zaten. Bellingham de bir serbest 8'leri. Uf. Çiçek. Sola evini mi? Mbappe mi? Burada belli olacak her şey. <laughs> Tepki yiyor musun? Yiyorsan bundan yiyor musun? Yemiyor musun? Belli olacak hocam. <laughs> Peki 9'u Haaland'a aldık mı? Ya da Haaland'a almayacaksın. Üçünden ikisi. Değil mi? Ee, ben Haaland... Birini sağa atabilir misin? Burada programı öyle açtık Haaland'a almıyormuşum değil mi? O evet. İşte objektif yorumcu. <laughs> Kardeşim kolay kolay değildir. Vallahi Vinicius ve Mbappe yapabilir mi ya? Oo. Peki. Yani varsa uçurtma uçurtmayı tercih ederim açıkçası. Kız, bay skor. Aynen öyle. Vini Mbappe yaptın. Öyle Sağ tarafa da kim var? Kesin var çok havalı bir. Allah Allah Muhammed Salah. Saka, Rodrigo'yu yazsan kimse bir şey demez. Fodunu yazsan kimse, kimse bir, şey demez. bir şey demez. Bernardo Silva'sı. Efendim söyleyeyim. Sanesi. İşte diğer ligleri de düşünüyorum. Ee, şey orada zaten Valverde'yi koyuyor. Y Yamal. O da iyi çocuk. Gelişimini takdir ediyoruz ama derken derken. erken. Ee, Rafinha. Vallahi var ya... Sana bir şey diyeyim mi? Salahtır ya bu. Salahtır orada normalde de. Ama... Şu an performansına bakacak mıyız mesela? Bakacağız tabii ki. Yani performansa bakarsak oraya foldun yazılır ya. Öyle mi diyorsun? Hmm. Bir tarafta uçak bir tarafta oyun kurucu da iyi de takım evet. oldu bu arada. Foden olur bence. Biliyorsun. Vallahi olur ha. Yani. Yazıyorum. Yaz yaz. Of bu iyi takım oldu be. Biraz o. Ay, bu şu an takım kurduk bu arada. Takım oldu bu. Bu evet. takımı kimse Rüya yenilmez. takım oldu değil mi? Evet. Kalede Alisson, Walker, Rudiger, Van Dijk, Theo. Önlerinde Rodri, ya? Kevin De Bruyne, Bellingham. Foden sağda, Vinny solda. Bu ne abi de. ne oldu ya? Of çok iyi. Of, kim yapmış bu 11'i ya? vermişim. Bu... <laughs> 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 Hangi yakışıklı futbol <laughs> adamı yalan yapmış ya? Böyle bir şey var mı arkadaş? <laughs> ben işten övdüm ama. Nasıl takılıyor? <laughs> Allah <laughs> yetiştirenlerden razı olsun. <laughs> razı olsun. <laughs> Buradan Demirtaş ailesine selamlarımızı yolluyoruz. İkinci bölümü noktalıyoruz. 11'lere seçimlere mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Üçüncü bölümde transfer listesi hazırlayacak bir scout olarak.